Так. Dersimizden vakti kep kaldı. Hazır bugün ikinci maruzamızdan başlayayım. Bu ikinci maruzamız zaten uzgartırgıçlar. Elektrobarudnoye efendim. Bagul elektrik kodları efendim. Uzgartırgıçlar hakkında otamızı. Demi başladık. Zaten bagullarını elektrikle tamamlaştık için olduğu gün derste mi akümülatör hakkında yapılıyordum. Şimdi bize de tok bor, 3000 volt bor, akümülatörün iki otkaz toklar bor, uzgar uçan tok bor, uzgarmaz toklar bor, çastatası bu üçe farklıladı. Bize de vagonumuzda da, yolcu vagonumuzda da, cüdeyen kop, harkıl, tuman, bugün elektrik manbaları bor, anaka, istimalçili. Şu an çünkü hamasi gibi uzgi kiri bugün, tok, anaka, sınıf birişimiz kiri. Tokku, elektrik alakası bu üçe, mesela nominal kıymetlerini tam bile birleşmemiz gerek. Demek biz de hazır nominal kursda mı? Hazır bize de elektromaşinali uzgartırıcılık halde yapılıp mı? Burada o kanakaların şekilde korunladı. Rasım korunmadı mı? Ben korunu yaptım abla. Korunmadı mı Rasım? Aha, korunu yaptı, korunu yaptı. Kornepte bu takarayla generator bor ve dvigatel bor. Yani bizde kanaka bo'ladi. Akümülatörden bize doimi tok olamızı. Doğru mu? Doimi tok bilemiz de doimi tok dvigatelini işkes olamız. Bu dvigatel bize de yürütücü. Bitti val orkali generatörü ulanıyor bu. Generatör endi. Bize generatör kanakası gibi tanıla şimdi kalıp durup generatör bize tok işlep çıkardı. Belki generator şuna hangi boladı ki bir fazaliğini üç fazalık aylandırır mümkün. Yok ki bu olmasa bize de bu da doğayı tok kılıp bize de uzgar uçan tok kılıp çıkartır bir şey mümkün. Çastatasını uzgartır bir şey mümkün. Bize iki kereli bugün kötü tok kemalettir bir şey mümkün. Yok ki bu olsa kuşaytır bir şey mümkün. Kuşlanışı. Şu an için bize bu elektromaşinali preobrazovatel yani uzgartır işlerinden faydalanıp ki gelmize. Şimdi hazır şuna hangi vakti bunu nima tomoni yaxshi tokka o'ynashlarini ya'ni skachok deydi mana bu birdaniga ko'payib kamayib ketishlarini bu preobrazovatelni silliqlab turib tekislab oladi shu tomondan yaxshi lekin buni kamchiligi bor bu o'ziga yarasha o'zini og'ir yuki hisobiga va buni ta'mirlash bizga ma'lum bir summaga aylanishini hisobiga vagonni og'irligi birinchidan oshib boradi bunaqangi preobrazovatellar bilan va yana bularni ta'mirlash bizda arzon tushmaydi obmotka bor moylash tizimi bor butta подшипниклар bor qisqa tutashuv orqali bizda kuyishlar bor obmotkasini boshqatdan uni qo'yib o'rnatib chiqish kerak o'sha tomondan o'ziga yarasha qimmatli tomoni bor bizda informerlar bor informerlardan xuddi shunaqa allo eshitdingmi Uzurda yapısı buldum. Bola yetişecekti ki kır olmuş etken eken. Kaygaysın nastrokalara gel. Zoom'a kır olmayamız diye yaptı da bola. Bana endi etmekçim ki ben hazır modül orkali onlattığım ya bize modülde yakışı işlemekken çünkü ben uzunmu Telegram'da cümletken sılkı bu içi kriyle. Modül orkaliymez. Ya şunu akıldım. Sip taşıgan sılkı izni. Ha, o şamda bana kırdayım. Bana koyarlayacağım şunu yetkim. Ben Telegram'da taşıgan sılkı bu içi kırışsın. Haa. Hop hop. Barı şuna kabul edecek. Modülde yıkırsaydı modülde Hacıyev ne adı alı otu o nasıl kası tuttu? Ben o zaman indifikatımı bu için yuvar gelme. Aha, hop hop. Değil mi? Ben de hazır eğer kırsa koşulsa ben onu koşamıyorum. Ben de koşkalarını açılıp durup durmazsa. Kalap durup ben. Demek ki unformerler. Unformerler ne kıladı? Unformerler bize de ben de bir lamçı kuşlanışı. İki lamçı kuşlanışı. Yani bu kuşlanışı yok kopaytırı bir üçün. Bunu bize şıtlamayacak. Bunu zekametri bir üçün. Bunun için bize un formüllerden faydalanmamız. Şimdi tak. Şimdi bu yerde az iki yengi rasim bu diyen bu şey. Nema kanakangi bize de istimalçılarımız var. Vagonda. Vagonda mı ventilasyon agregat değil. Yani ventilasyon agregatı bize de vagonun içini havasını almıştırır. Ventilasyon kılışı için.
bize agregattan faydalanan bilgisayar agregat. Lekin bu agregat işleşçüm bize de elektrik dvigatel. Yani yürütücü kere. Yani yürütücü işleşçüm bize de elektrik toki kere. O zige kereli bugün. Elektrik karar lifirle bor. Mamta kat yol bor. Atapli yani ki bu suda stada vagonda bunu bize 3000 volt kuşlanış bilen tella orkali suunu kızdıramızı. Lekin kızdırgan su şu kolatı tururadı. Bu suunu bize vagonda aylantırış için albatta bize sirkülasyonu nasos kere. Sirkülasyonu nasos bu suunu haydiydi vagon boyunca sirkülasyonu amal koşuladı. Mana shu sirkulyatsion nasos uchun o'ziga yarasha hajmiga ega bo'lgan elektr dvigatel o'rnatiladi. Uni ham iste'mol tok iste'moli boshqalarga nisbatan boshqacha bo'lishi mumkin. Bu yerda pojarni signalizatsiya, signalizatsiya lampalari uchun bizga elektr energiya kerak. Vagonni yoritish uchun lumisent lampalari bor. Lumisent lampalar bizda doimiy tokka oladi. Bor lampa nakalivniyli bor. O'zgaruvchan tokda ishlaydi. Oshaning uchun bitta vagonni o'zida biz shunchaki shunchalik iste'molchilarimiz har xil turda bo'lgani uchun ular har xil tok manbasida foydalanishga muhtoj. Oshaning uchun o'sha narsalarni biz ta'minlab berishimiz kerak. Ya'ni bizda akkumulyator bor va sentra markazlashgan tok tizimi bor. Endi ularda bizda bir xilda doimiy o'zgarmaydigan toklar keladi. Masalan, akkumulyatorda bizda faqat doimiy tok olamiz. Bu yerda biz perimenni, ya'ni o'zgaruvchan tok olamiz markazlashganda. Ularni biz doimiy o'zgartirishimiz kerak, chastotasini uzatib o'shaning uchun bizda vagonda majburmizki, mana shu o'zgartirishlardan foydalanish kerak. Shu o'zgartirishlardan biz foydalanib kelyapmiz. Endi hozir zamon rivojlanishiga qarab turib, o'zgartirishlar ham bizda ko'rinishi o'zgarib boryapti. O'shanda hozir yana boshqasini ko'rsatamiz sizlarga. Mana misol uchun vagonda biz hamma narsani boshqarish uchun mana qanday pult upravleniya deyiladi. Shu pult upravleniya orqali biz hamma elektr priborlarimizni boshqarib boramiz. Bu narsani mana bitta mana boshqa chizma bo'yicha ko'rsatmoqchiman. Mana bitta pult upravleniya deyiladi. O'sha hozir ko'rsatgan rasm bo'yicha ko'rasizlarki, bu yerda mana iste'molchilar qanchalik kotel uchun bizga tok kerak. Освещение yoritish uchun bizga tok kerak. Signalni agniy, misol uchun signal lampalarga bizga tok kerak. Datchiklar uchun alohida tok kerak. Xolodilnik sovutish, xolodilnikka, mikroto'lqinli pechlarga bizga tok kerak. Обеззараживатель воды, ya'ni bu suvni zararsizlantiruvchi ichimlik suvini uchun bizga tok manbasi kerak. Bu yerda mana vodohladitель, ya'ni bizda yoz kunlari ichimlik suvini sovutish uchun kerak. Kipitini, choyni qaynatish uchun va bir qancha bizda priborlar bor, o'sha priborlarning hammasini bizda tok bilan ta'minlab berishimiz kerak. Keyingisida mana bu yerda ko'rasizlar yana kipitini o'sha bo'yinasi ventilyatorlar bor, nasoslar bor, rozetkalarimiz bor, hattoki hozirgi zamon yangi vagonlarda USB uchun ham rozetkasi o'rnatiladi, o'sha USB ga bizda 5 volt kerak kuchlanishi, undan ko'pi kerak emas. Mana shunaqangi kuchlanishlar hammasini alohida simlar vagonga yetkazib berish va ularga mashq quvvatni berish uchun preobrazatelardan bitta emas, ikkita emas, balki bir nechta o'zgartirgichlardan foydalanishga to'g'ri keladi. Mana bu yerda hozir yana o'sha sxemadan bittasi ko'rasizlar, generator. Keyingisiga o'tamiz. Mana bu yerda yana ham murakkab sxema, elektr sxema. Bu yerda mana ko'rasizlar, suvni zararsizlantirish hammasi shularga hammasiga alohida pult upravleniya orqali turib biz kerakli bo'lgan tokni yuborishimiz kerak. Endi hozirgi mana zamonaviy vagonlarimizda elektromashinni preobrazovatelni o'zgartirishlardan biz voz kechib turib hozirgi zamonaviy drossilli, diodli, tranzistorli o'zgartirgichlardan foydalanamiz. Ularni qulaylik tomoni qanaqa? Ular o'zini yuki bilan ancha yengil, bu bilan biz vagonni yukini og'irligini, tarasini og'irligini kamaytiramiz, shu bilan biz foydalanish koeffitsiyentini oshiramiz, ya'ni yo'lovchi yana ko'proq tashishi mumkin. Umuman vagon sostavidagi umuman poyezdni og'irligini ham kamaytirishimiz mumkin. Poyezd og'irligini kamayishini yutuqlari bizda tormoz yo'li, ya'ni tormoz qilayotgan paytda va qo'zg'alishda unga sarf qilinayotgan energiya, tormoz berayotgan paytda unga sarf qilinayotgan energiyani yutib boramiz. Qanchalik biz sostavni, yo'lovchi sostavini yengilroq qilsak, shunga yarasha biz elektr mashinali preobrazatelardan voz kechib turib, o'rniga
Yana qo'shimcha vagonda odamlarga komfort, ya'ni qulaylik yaratish uchun yana qo'shimcha priborlar, misol uchun konditsionerlarni, yana qo'shimcha qo'shimchalar shuni evaziga. Shuning uchun biz hozir bunaqangi ko'rinishdagi o'zgartirishlarga asta-sekinlik bilan o'tib boramiz. Endi bularni ishlash prinsipi haqida gapirmoqchiman. Mana bizda kuchlanish o'zgartirgichi bor. Ya'ni bizda Brizon volt keladi. Brizon volt bizda asosan 228 generatorlarni ishlab chiqaradi. O'sha Brizon volt mana bu iste'molchi. İstimolchiga hozir Brizon volt 10 volt kuchlanish bilan keladi. Endi buni biz oshirmoqchimiz, ya'ni 400-500 voltga oshirish kerak. Bu qanaqa yo'l bilan amalga oshiriladi? Bu yerda mana kartoshkamiz bor. Kartoshkamiz drossel. Shu kartoshka orqali elektr energiyasi o'tib bo'lganda bu yerda diodimiz bor. Diodni ishlash prinsipi qanaqa? Diod bir tomonga faqat o'tkazadi, orqaga qaytarib o'tkazmaydi. Shu xususiyati bor. Keyingisi bizda mana bu tranzistor. Tranzistor bu o'chirib yoqish uchun mo'ljallangan. Bo'lmasin uchun bu yerda mana hozir 110 voltimiz drossel orqali tranzistor hozir yopiq. Orqali iste'molchiga 110 volt bo'lib bormoqda. Keyingisi, keyingi etapda biz nima qildik? Oldida tranzistorni ochib yubordik, tranzistor ochib yubordik, iste'molchiga tok bormayapti hozir. Bu yerda tok harakatga kelgandan keyin, bu yerda magnit maydon hosil bo'ladi. Bu magnit maydon hosil bo'lgandan keyin bunu o'chirib yoqib, magnit maydon yig'ganda bu yerda EUK, ya'ni EDS, elektr движущая сила, ya'ni elektr yurituvchi kuch hosil bo'ladi. Bu o'zini o'zi induksiyalab turib tok yig'adi bu yerda. Tok yig'ib turib bizani mana bu nominal 110 volt quvvatimizni shuni orqali deb bizga mana bu 400-500 voltga olib chiqish mumkin. Mana bu yerda ko'rganingizdek. Bu yerda birinchi yig'amiz, buni ochib turib, bu yerda magnit induksiya yig'ilgandan keyin buni yopamiz, tok bu yoqqa qarab yuradi. Va shu yerda yig'ilgan mana bu 110 voltga yana qo'shimcha kuchlanish qo'shilib turib, bu yoqqa bizda iste'molchiga 400-500 volt ko'rinishda yetib keladi. Bu narsani hozir ko'rish uchun men sizlarga bir narsani namoyish qilmoqchiman. Так. Mana hozir mana bu narsani sizlardan ko'rib chiqamiz. Boyagi tushuntirgan narsam bo'yicha mana bu narsa. Qaraymiz. Bu kartoshka eshitilyaptimi, ko'rinyaptimi sizlarga? Talabalar. Mana bu ko'rinishda. Kim eshitmayapti mı? Sizler ko'rmayapti mı hozir videolar? Demek devam ettiramızı. Ben olayım ki hemen korunadı bu. Burada ne buladı? Bize de katuşka. Katuşka da bize tok otkızıyan payetimizde bu tozu da manik maydan hasıl kıladı. Bana bir orada elektri energiyası. Bana boyagi nasıl, kursuzken nasıl. Bu da bize tok apkiyomuzu. Yani akumulatordan, generatordan tok kendine ki. Bu orkali. Bu da hazır bize de yapık tızım. Elektri tızım. Bu da bize de tok harakat qiladi. Mana bu ko'rinishda. Bu yerda hozir biz tok yig'ib boramiz. Mana ko'rinishda bo'ladi ular. Mana keldi. Bu yerda mana bu boyagi tranzistorning ko'rinishi. Tok beramiz. Bu shim kontrol, bu ochib yopadigan qurilma. Ochib yopish uchun foydalanadi bu. Tok bu yerdan kelib, endi bu yerda biz shunaqa ko'rsatdikki, sizlarga ko'rinish uchun ochilishi va yopilishini. Tok bir yerdan kelyapti, mana bu kartoshkadan o'tib turib, magnit maydon hosil qiladi.
Kurvasla bu açık yani tok hareket kıladı bu tabzada. Yapık zamp nutu kurup git. Bunu açık elimizden ki ne makladı? Tok hareketi toktatadı, lakin bu tabzada mayit maydan kasıl buladı. Yani, tok toktattı bu tabzada hareketini. Lakin mayit maydan yığılı bu arada. Mayit maydan yığılı gelden ki ne makoşu bu arada bu tabzada. Bu elde ki bizde bana diyot koştuk. Diyot mu çünkü kere tok bu tabzada kayıt gitmesi için, lakin bu tabzada utadı. Ben bir yorda bizde istimolçu. Mana istimolchi ki bizda tok bu orqali drossel orqali jo'natamiz. Bu yerda bizda tranzistorimiz joylashgan. Nima ish bajariladi? Davom etamiz. Tok bu yerda tok paytda qat tushkida bu yerda mayit maydon hosil bo'ladi. Mayit maydon hosil bo'ladi va bizda bizda drossel yopganimizda tranzistor tok yig'iladi va tok uje kuchaygan holatda, kuchaygan holatda istimolchiga yetib boradi. Bana fazla yani kayıt kurslarımız. Yani kayıt işte bize de istimum açıdan kayıt kit olmaydı. Bu da bize de diyot yol vermiydi. Bunu açıp yapış yolu bile, açıp yapış yolu bile. Bize istimum açıdaki kuşlanışı kuş yetirip yaramıza. Bana bu konu işte. Değil mi? Bu nasıl bu içe, ben bir şey düşün değil. Öyle mi? 100 voltumuz. Bu geçişte bize de 400-500 voltke aylanlardı. Keyingisi bize de inverterlerden faydalanıyoruz. Inverter ne için bize gerekiyor? Inverter bize de zoom'a kırıp bomba yaptı. Dışı vardı. Koyan bolla silah kalan kır değil. Uçan için kursu aşırıya getirdiler. Şu nasıl bu için. Demek dersi devam ettiriyoruz. Inverter. Inverter ne için gerekiyor bize gerekiyor? İnverterde bizde bundan kuşlanış var, 400-500 volt. Lekin bizde bu daimi tok bulup kese, daimi tok bulsa. Bize onu uzgarı uçan tok ve onun fazasını aşırışımız mümkün. Fazasını aşırış. Alo. Ha, Adılcan. Ula be, işlemiz ne olur? Fazla koyarlı krom yapmandı, menge fazla esimiz yönetçi attı, telegram olarak. Şuna kabul ettim ben kadar hala geçe. Bana kuasla kır değil, ben et olmanı, ben modul orkali mi? Sizin orkali Allah'a da bir ödüm kuslege. Şu anda sana çüntür var şeyle bir aldı. Ula geç çüntür var ettim, silk orkali kırın geldi, taşak koydum an. Bilmedim ne kırış olma yaptı. Ben o şengi de hazır. O zine var, ayet çüntür kureyce. Yok, ben yine hazır, halat bir attı, telegram. Ben devam ettiremem, inverter. Bize de daimi tok daimi tokumuz var. 400-500 voltli. Bu bize tokumuzu bize uzgartırışımız gereği uzgar uçan tok bu daimi tok. Uzgar uçan tok uzgartırış için ve onu bir fazaliden 3 fazali belki bize gereği. 3 fazali bize daha sonra elektrik dirgitirliği gereği burada. Elektrik dirgitirliği 3 fazlaki verişimiz gereği. Bunu da bize inverterden faydalanıyoruz. Inverterde kanak amal boşluğunda. Tok 400-500 volt. Ben bir yönelik boyunca yani birinci transistor orkali, transistor açıladı. Birinci transistor orkali borup, bu da bana kurasla 3'te abmutka bor. 3'te abmutka boyunca kuşlanış V abmutkası boyunca keladi. Merkezi hikayenindeki V ve W abmutkalar orkali hareketini devam ettiradi. Yani bölünadı. Bölünüp durup W abmutkası orkali 6. transistor keladi. Demek 6. transistor hem koçamızı. Bundan keyin tok buyoqqa qarab keladi. Undan keyin V abmutkasi orqali, abmutkasi orqali 5-chi tranzistorga keladi va 5-chi tranzistor orqali tokni davom ettiradi. Ya'ni bizda 1-chi, 5-chi, 6-chi tranzistorlar ochiq bo'ladi. 1-chi holatda. Va tok bizda hozir mana bo'linib chiqadi. Keyingisida nima bo'ladi? Bu yerda endi tok harakatini ko'rasizlar, buyoqqa qarab o'zgartiradi. Bu tabzada hazır tok kattan kevat. Tok endi ikinci transistorda. İkinci transistor orkali tokumuza. Bu arada V abmutkası. V abmutkası orkali. Bu da U abmutkası ve W abmutkası orkali. Yani kurosla ki bu da joyalmaştı. Bu da hareket. Bu olun de bu da hareket kevat tok. Endi bu da. Yani bunge karama karşı hareket kevat. Endi elektrat abarı dünya boyunca. Yani elektrik cihazları boyunca olgun gelirdi. Doimiy tok bilan o'zgaruvchan tokni farqi nimada? O'zgaruvchan tokni chastotasi bor. Ya'ni bizda qo'llaniladi temir yo'lda 54 Gz. O'sha o'zgarishlar bo'yicha tok manfiydan musbatga, musbatdan manfiyga.
O'sha narsa bir soniyada 50 marta, 54 marta o'zgarsa, demak bu chastotasi shunga teng bo'ladi. Ya'ni bizda tok bu tomonga harakat qiladi. Undan oldingisida qarama qarshi harakat qilyapti. Mana mana shu harakatlarni bizga qaytarishimizni oqibatida biz bu tokni yo'nalishdan o'zgartirib, tokni doimiydan o'zgaruvchanga almashtiramiz. Va yana shu qatorda uni 3ta fazaga bo'lib o'tamiz. Endi faza deganda tushunchangiz bormi yo'qmi? Uni ham tushuntirib o'taman. Bir fazali deganda bizda bitta n massamiz bor, yerimizda yer massa deb olaylik va bizda bitta faza keladi. Ya'ni bizda fazada yerga qarab turib, massaga 0 ga qarab tok harakat qiladi. Ana o'shani bir fazali deydi. Agar bizda bitta 0 bo'lib turib, 3ta yo'nalishdan tok kelsa, bu degani 3 fazali deyiladi. Demak, bir faza bizdan o'zimizda foydalanayotgan elektr tarmog'imizda, xonadonda foydalanayotganmiz, u bir fazalilik bo'ladi. Chunki biz rezetka tiqayotganda bittasi 0, bittasi faza bo'ladi. Kimda qanaqa savollar bor bugungi dars bo'yicha? Eshitaman bo'lasizlar. Nomli menda bitta savol bor edi. Aha. Sirdaryodan Toshkentga o'qishmaydi elektrichkada qatnaymanda. Xo'p. Katta-katta birorta zavod oldiga kelganda, masalan, neft baza bor edi bizda, o'shani yonda o'tayotganda yoki boshqa kattaroq zdaniyalar oldiga kelganda, samosvoy kechki payt svetlanib polni o'chiradi. Umuman tokni o'chirib tashlaydi. O'sha paytda 2-3 minutga pechka ham o'chadi qish payti. Nima sababdan shunaqa bo'ladi? Tokni o'chirib tashlaydi vagondami? Ha, vagonda pechka ham ishlamay turadi. Qo'lim tekizib ko'raman, i svet ham 2 minut, 3 minut ishlamay turadi. Ana elektrichka poyezdlarda. Elektrichka poyezdlarda. Endi hozir men o'tdi liniyani bilmadimmi? Agar elektrichka poyezdda, ya'ni masalan, uchun yo'lda shunaqa joy bo'lishi mumkin, balki tepada ta'minot yo'qdir. Uzilish bordir o'tda. Sizlarning qanday elektrifikatsiya yo'ldan chiqib turib, keyin elektrifikatsiya yo'lga kirgan joyi bordir balki. Bu degani o'chirish, agar sizlarda pechkani o'chirish degani 3000 volt yo'q degani. Ya'ni bizda lokomotiv hozir vagonga 3000 volt bera olmaydi. Ya'ni kontaktni chetdan olib bera olmayapti sizlarga. Shu sababdan sizlarni o'chirib qo'yishimiz vaqtincha. Faqat nimagadir inshootlarni oldida kattaroq zavod yoki neft bazani oldida o'tganda shunaqa bo'ladida. U zavodlarning aloqasi yo'qmi, to'g'rimi? Endi neft bazalar deganda shunaqangi holatlar borki, yonuvchi joylarda bizda kontaktli setlarni balki o'sha joyda o'chirib turiladiki, anaqa duga bermaslik uchun, iskra bermaslik uchun. Balki shu tomonda texnika bezapasiz bo'yicha qilingan bo'lishi mumkin. Endi bu narsada hozirda eshitib turibman. Balki shu holatda bizda tokdan foydalanilmay turiladi iskra bermaslik uchun. O'sha joylarda. Nimaga iskra bermaslik uchun? Chunki u yerda kontaktni setdan olib turadi. Elektrifikatsiya bordir u yerda. Misol uchun lokomotiv kontaktni setga ulanib turgandir. Lekin o'sha neft bazasida bizda kontaktni setda uzib ketishining ham sababi o'sha kontaktni setda bizda lokomotiv orasida iskralar cho'g'lar hosil bo'lishi mumkin. Balki neft bazasini oldida agar bizda hatto benzin yoki bo'lsa neft oqishlari bo'lsa, havoda par bo'lsa, gazmi? Ana o'sha holatlarda nima bo'ladi? Shu iskra bizda atrof muhit portlatib yuborishi mumkin. Shunaqa narsa hodisa yuz bergan. Rossiyada qaysi yil esimda yo'q. Gaz trubka yorilgan bo'lgan. Dala joylarda juda katta maydon, Rossiyada bepoyonku. Dala joyda truba yorilgan bo'ladi va truba propan havo shunaqa bo'lganki shamolsiz yerlab turib yoyilib keturgan. Ha, poyezd yo'l oldida o'tishni boshlaganda poyezd o'tayotgan paytda iskra bergan. Yo'lovchi vagonlar bo'ldi. Iskra bo'lgandaki shu yig'ilib turgan gaz hammasi birdaniga portlagan. Portlaganda o'sha vagon oluvchida o'sha vagonlar poyezd qolib ketgan yo'lovchilar bilan. O'tda odamlar o'lgan, sostav vagonlar hammasi yonib ketgan. Juda katta portlash bo'ldi. O'sha ungacha iskra bo'lmagan, o'sha shuncha vagonlar o'tayotgan paytda o'sha iskra berganda portlash hosil bo'lgan. Balki shu tomondan bizda neft bazalarni oldida turgan paytda iskrani oldini olish uchun shu ish qilishayotgandir. Yana qanaqa savol? Bezabas tomondan. Da, xavfsizlikni ta'minlash uchun. Rahmat. Yana qanaqa savollar bor? O'zi qatnashchilarimiz ko'p emas, 3 kishi ekan. Bugungi mavzu bo'yicha savollar bormi? O'zgartirgichlar bo'yicha.
Domla fanımız polni elektro o'tkazgichlar shu tomondan shu mavzular bo'yicha ketadimi endi yil oxirigacha aytmoqchi bo'lgan elektro ani bu fanlarda o'tkanmiz biz 2-kursda. 2-kursda sizlar o'tkazsizlar elektr dvigatel misol uchun elektr yuritgichlar generatorlardan o'tkazsizlar, to'g'rimi? Ha. Umumiy qo'llaniladigan o'zi elektrotexnika bo'yicha sizlar shu narsani o'rgandingiz. Endi biz vagonda nimalar qo'llanilishi, vagonda qanaqangi pribor, elektr qurilmalar qo'llanilishi o'rganganmiz biz. Bu fanda. Bu sizlarda umumiy fan bo'yicha fundamental bilim berilgan. Endi biz yo'lovchi vagonida qanaqangi elektr jihozidan foydalanish haqida. Lumineszetlar, generatorlar, dvigatellar. O'shalar mana bu unformer preobrazovatellar nima uchun kerakligini men sizlarga tushuntirib o'taman vagonda. Biz elektrotexnika fanini o'tganlar hammasini biz faqat vagonda qo'llamaymiz. Chunki o'tib o'tirgan narsalar ko'pi lokomotivda ham qo'llaniladi. Do'stlar, o'shaning uchun biz o'zimizga tegishli vagonni o'tamiz, lokomotiv tili, lokomotiv elektr jihozlari. Bu yerda juda katta transformatorlardan foydalanishadi. Bu yerda reostatlar bor, reostatlardan foydalanishadi. Ularni biz o'tmaymiz chunki vagonda yo'q. O'shaning uchun biz uni ajratib olib turib, vagonniklar vagonni, lokomotivchilar lokomotiv elektr tizimini o'rganishadi. Savollar bormi? Ha, tushunadi. Savollar yo'qmi? Boshqalar ham. Ha, ko'rib turibman, hozir savol berishmayapti. O'shaning uchun bugungi darsni hozir o'tdi deb hisoblaymiz. Bu narsani zapisimni modulga qo'yish harakat qilaman. Keyingi darslarda endi iloji boricha hamma qatnashishini so'rab qolardim. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi ko'rishguncha, xayr. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling.